Pazar çok yüksek. Memnunum ben pazarın fiyatlarından. Barbunu 100, fasulye, börülçü 100, bamya 100. Kaç bolga oldu söylemeyelim. Benim arabam yok, mazotu bilmiyorum. Mazot kaç para? Öldü. Mazot kaç para? Bugün Milas Salı Pazarı'ndayız. Sizler için pazarın nabzını yoklayacağız. Zaten bir emekliyiz, onları para veriyorlar. Yarısını almadan da et yok, peynir yok, balık yok. Bunlar üretmesi zor. Gübre çuvalımız 750 lira, 800 lira. Yani bunlar pahalı olmaz, normal ya. Levent'te oturuyoruz. Sanayi mahallesindeki pazara gidiyor. Çocuklarım orada oturuyor. Ben burada oturuyorum. Sebze fiyatları yarı yarıya fark ediyor. Bir de İstanbul'un sebzesi her zaman buradan daha çok temiz, daha çok kalitelidir. Sepetinizi ne kadar doldurabildiniz? Kaç liraya doldurdunuz? Vallahi 1 milyar, 1,5 milyarla anca doluyor. Üreticinin malı sıcaktan tarladı yandı. Bundan sonra bu fiyat düşmez, biraz zor olur. Ama bu durumda üretici de memnun değil, satıcı da memnun değil. Çok pahalı kızım da bu sıcaklığından işte olacak bu kadar. Sepetinizi ne kadar doldurabildiniz? Daha bir şey alamadık ki. 500 gitti, bir şey alamadık da. Vallahi pazar çok fiyatlı. Çok yüksek fiyatlı. Memnunluktan memnun musunuz? Satışlarınız nasıl gidiyor? Şu ara memnun değiliz. Şuna bağlıyoruz biz. Şimdi biliyorsunuz Milas çok göç alan bir yer ve memur kısmı çok olduğu için birçok memur tatili diye düşünüyoruz. Şu aralar yani bayramdan sonrasında bayağı bir seyrelme var yani. Pazar çok yüksek. Bir kilo börülce 150 lira. Yani alır mısın, yer misin? Yani alma şansımız yok yani. Ve alamıyoruz yani. Karpuz satışlarınız şu an ne durumda? Orta. Yani çok iyi bir satışımız yok yani. Bizi öldüren marketler öldürüyor. Bize kart geçmediği için, post cihazımız olmadığı için marketler bizi büyük sarsıntı veriyor. Yani ondan şikayetçiyiz. Fasulye, börülce çok pahalı. Pahalı, her şey pahalı ama nasıl millet yiyecek alıyor. Daha bir de kahvaltılığımız var. Düşün market, temizlik alışverişimiz var. Üçü dördü buluyor. İşte böyle üçe deni, beşe deni bak. Masrafımız burada. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Ama ben Milas pazarı olarak fiyatlar çok astronomik yüksek değil. Her bütçeye uygun domatesi, biberi, sebzesinde alabiliyorsunuz. 100 liraya da kiraz var, 50 liraya da kiraz var. Bütçene hangisi uyuyorsa onu alacaksın. Tezgahınızdaki fiyatlar böyle. Peki vatandaş bundan memnun mu? Alışveriş oluyor mu? Kimisi memnun, kimisi memnun değil yani. Kendim de esnafım ama yani gerçekten halka biraz üzülüyoruz. Çünkü gerçekten pahalı. Yalnız şöyle bir şey. Yani bu ürünleri orada yarı fiyatını da vermiş olsalar şeyde mazotta, yakıtta yüksek olduğu için meblağ yine aynı fiyata geliyor yani. Esnafın da durumu iyi değil yani. Bölgenin seçilmiş ürünleri İstanbul pazarlarına geliyor. Ve maalesef biraz da köylüler mesela getiriyorlar. Daha ucuz olması lazım. Bu ürünleri genelde köylerimiz tedarik ediyor. Dışarıdan gelen ürün az burada yani. Biraz domates falan dışarıdan geliyor. Diğer ürünlerin hepsi buradan daha çok kaliteli, daha çok temiz. Milasımız daha çok pahalı maalesef. Pazar bütçeniz ne kadar? Pazar bütçemiz en az 2 milyar. 2 milyar buluyor. Zaten bak zam var şimdi emeklilere. Parayı almadık ama kondu. Vatandaşları dinlediniz. Çoğu ekonominin kötüye gitmesinden dolayı artış gösteren pazar fiyatlarından şikayetçi durumda. Müzik.